كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah Celle Celaluhu kulları azdığı zaman ne yapar? Onları ya cezalandırır ya da bir şekilde onlara yaptığı hatanın farkında olması için bir şekilde yağmur, çamur, yel, sel, hastalık bir şekilde kendini hatırlattırır. Ve insanlar hatırlar mı? Hatırlar. Ateisti bile, kafiri bile hatırlar. Evet. Müslümanlar zaten baş çıkınca zaten Allah'ı hatırlıyor. Başka türlü hatırlamıyor. Onu biliyorsunuz zaten. Ama uçak düşerken ilk kim Müslüman oluyor? Ateistler. Bunu biliyorsunuz. Peki Allah Celle Celaluhu Kur'an'da ne buyuruyor? Estaizu billahi bismillah. Ve ma sabakum min musibetin fe bima kesebet eydiküm ve ya'fen kesir. Başınıza gelen ne varsa. Bak. Şu ayet başlı başına bir olaydır arkadaşlar. Hani biz bir şey diyoruz ya işte Allah'tan. Ya ne Allah'tan ne alakası var kardeşim ya? Ya illaki bir şey hani ayete hadise kulp bulacaklar ya birileri. Ayet ve ma esabekum min musibetin fe bima kesebet eydiküm ve ya'fen kesir. Başınıza gelen belalar ellerinizde işlediğiniz günahlar sebebiyledir. İşlediğin günahtan dolayı başına bunlar geliyor. Başka konuşacak bunun bir lamı cimi yok. Sen ne günah işlersen Allah Celle Celaluhu onun karşılığını verir. Bizim için bu karşılığı versin mi? Versin. Niye? Bu dünyada eğer temizlenmezsek Allah Celle Celaluhu cehennemde bizi var ya tornaya sokarlar ha. Arkadaşlar cehennem başka bir şeye benzemez. O yüzden tabii ki de Allah'tan bela istemeyeceğiz. Ama ya Rabbi günahlarımı dünyadayken temizle bir şekilde. Ama Müslümanın bak ayağına diken bassa günahı siliniyor. Başı ağrısa günahı siliniyor. Karnı ağrısa günahı siliniyor. Ama bizim günahlar almış başını gidiyor. Bir hastalık bitmeden ötekisi başlıyor. Yaklaşık 2,5 sene oldu. Korona daha yeni yeni bitiyor. O da şimdi grip dediler. Atıyorlar işte. Korona diye milleti çek dediler. İğneyi de yaptılar millete. Olan oldu, olmayan olmadı. Neyse ne. Şimdi ne diyorlar? Grip gibi bir şeymiş ya. Biz koronayı çok abartmışız diyorlar. Allah Celle Celaluhu ama ne yaptı? Şimdinin gribi işte. Yani şimdi grip diyor. Küçümsüyorlar şimdi. O küçümsedikleri şeyle 8 milyarı eve tıktı. Allah Celle Celaluhu. Niye? Günahlar arşa dayanmıştı artık. Bütün dünyada sadece Müslümanlar için değil arkadaşlar. Bütün dünyada günahlar arşa dayanmıştı. Allah Celle Celaluhu kulları akıllı olsun diye bir şekilde onları ya hastalıkla ya musibette yağmurla çamurla selle durdurur. Ki Rabbini hatırlasın, tövbe etsin. Tövbe etsin ki bir daha aynı günaha düşmesin. Ama akıllanıyor muyuz? Hayır. Korona daha ortasında millet azmaya başladı. Sonlarına geldik. Millet kudurdu. Şimdi bir şey, yeni bir şey daha çıkmış. Ne bu? Hızla yayılan yeni bir virüs. Her tarafa sıçramış oluyor. Yeni kıtalara sıçramış. Uzmanlar uyardı. Neymiş efendim? Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü. Bak. 2-3 kıtaya sıçramış. Kıtalar arası gidiyor şu anda. Yeni bir virüs. Uzmanlar bilinen vakaların buzdağının görünen kısmı olmasından korktuklarını açıkladılar. Evet. Kimileri yok işte küçük hastalık, bilmem ne hastalık diyor ama uzmanlar diyor ki bu acaba buzdağının görünen kısmı mı? Acaba bunun arkasından büyük bir felaket gelir mi? Acaba bu hastalık daha da büyür mü? Biz eğer günahlara devam edersek arkadaşlar, fotoğraflara falan bakın, böyle insanın komple elleri falan şişiyor, baloncuk baloncuk. Koca koca eller şişiyor yani böyle. Aynen haberi aktarıyorum. Dünyada hızla yayılan maymun çiçeği virüsü birçok ülkeyi alarm durumuna geçirdi. İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada, Amerika'dan sonra virüsün Almanya, Fransa, Belçika ve Avustralya'da görüldüğü bildirildi.
Fransa Sağlık Bakanlığı Paris'te şüpheli bir vakaya rastladığını açıkladı. Belçika'nın bilmem ne kentinde bir kişinin maymun üçgeni yakalandığı bildirildi. Almanya'nın Bavyera eyaletinde Münih kentinde işte bilmem ne biyoloji enstitüsü ilk maymun üçgeni virüsü vakasını tespit etti. Avustralya'da bugün ilk maymun üçgeni vakası bulundu. İngiltere'den dönen bir kişi virüse rastlandı. Başka bir kişide semptomlar göründü. İspanya'da 14 yeni vakayla toplam 21'e yükseldi. İlk olarak 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen bu virüs son 10 yılda Afrika'nın batısında büyük artış gösterdi. Genelde yakın temasla bulaşan maymun üçgeni virüsü yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleriyle kendini gösteriyor. Ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden oluyor. Çiçek hastalığı ile aynı virüs ailesinden gelen maymun üçgeni virüsü daha az ölümcül olsa da iki türden biri olan Kongo varyantının ölüm oranını %10'u bulabiliyor. Yani arkadaşlar Allah Celle Celaluhu herhangi bir hastalıkla, herhangi bir yağmurla, herhangi bir depremle, herhangi bir zelzeleyle bizi imtihan edebilir. Bu da onlardan bir tanesi. Yeni bir virüs varyantı çıkmış. Niye peki bunlar şu arkadaşlar? Ne dedi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam? Kıyamet yaklaştığı zaman adı sana duyulmadık hastalıklar çıkacak. Sebep? Günahlar ve zinalar arttığı zaman. Kıyamet yaklaştığı zaman zinalar çoğalacak. Zinalar çoğalınca adı sana duyulmadık hastalıklar meydana çıkacak arkadaşlar. Daha korona varken hadislerden yola çıkarak konuştuk. Felaket tellallığı yapmıyoruz, her zaman söylüyoruz. Dedi ki bu koronanın daha nelere çıkacak acaba? Maymun çiçeği nedir arkadaş ya? Bir şeyler çıkıyor işte bak. Milletin eli yüzü her tarafı şişiyor. Bir şekilde ölümcül hastalık. Uzmanlar korkuyor acaba bunun gerisi gelecek mi? Korona da ilk çıktığı zaman insanlar çok da umursamadı. Ama 3-5 kişi ölmeye başlayınca ne oldu? Herkes panik. İşte yaradan Allah Celle Celaluhu nasıl korkutuyor? He? Ya arkadaşlar hiçbir şeye gerek yok. Semud kavmi, Ad kavmi. Buna iki örnek. Birisi rüzgarla helak oldu. Rüzgar. Rüzgarla helak oldu. Minare boylu adamlar. Onların lakapları minare boylu adamlardı. 8 gece 7 gün. Öyle bir rüzgar esti ki o minare boylu adamlar kitaplarda geçer arkadaşlar. Rüzgar onları havaya kaldırıyordu. Ve başüstü toprağa çakılıyorlardı. Ve arkadaşlar başüstü çakılınca insan ne olur? Boynu kırılır, düşer değil mi? Hayır. Bellerine kadar toprağa saplanıyorlardı. Evet. Evet arkadaşlar. Ad kavmi, Semud kavmi. Ne oldu? Ne dediler? Onlar ahmaktı dediler. Onlar dedi evlerini düzlüklere yaptılar. Rüzgar onları işte evirdi, çevirdi, devirdi. Biz dedi akıllıyız. Semud kavmi onlar çok güçlüydü. O kadar güçlülerdi ki elleriyle arkadaşlar dağları oyup mağara yapıyorlardı kendilerine. Dağları oyup mağara yapıyorlardı. Dediler biz akıllıyız. Biz dediler evlerimizi mağaralara yapacağız. Rüzgar bizi geldiği zaman öldüremeyecek. Ne yaptı? Allah Celle Celaluhu bir melek yolladı. Tek bir melek. Bir çığlık attı. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Haşa ve kella Allah'a kafa tutanlar bir çığlık. Kulakları sağır edecek. Ölüleri patlatacak bir çığlık. Olduğu yere hepsi düştü öldü. Arkadaşlar günahlar çoğalırsa belalar çoğalır. Günahlar azalırsa belalar azalır. Burada konuşunca, söyleyince, ayet, hadis okunca dedik ya millet de bizi ya sen de işte felaket delil mısın? İşte kara haberden başka bir şey vermiyorsun. Kara haberi ben vermiyorum mübarek adamlar yani. Haberlere çıkıyor. Haberleri açın bakın. Biz duymayan kardeşler için tekrar ediyoruz. Vallahi hazırlığınızı yapın. Ne hazırlık? Tövbeye. İnşallah anladınız. Rabbim Celle Celle şu hastalığı bizim memlekete uğratmasın. Amin. Amin. Bir de onunla uğraşmayalım. Zaten yaz geldi. Bir de Kırım, Kongo, Kanamalı bilmem ne zımbırtısı başladı. Milleti yine kene ısırmaya başlamış. Daha geçen hafta mı? Nerede? Millet birini kene ısırmış yine.
Bir arada Kene vardı, hatırlıyorsun değil mi? Kene'de millet pikniğe mikniğe gidemedi. Deniz aslında iyi oldu o bakıma da neyse. En azından millet korkudan denize giremedi. Yani niye iyi oldu? En azından belli bir kısım soyunamadı. Ben onları düşündüğüm için diyorum ha. Bana teşekkür etmeleri lazım yani. Belki sövüyorlar ama yapacak bir şey yok.